Arkadaşlar benim bundan 5 gün sonra doğum günüm ve Yağmur bana çok değişik birkaç tane hediye aldığını söyledi. 2 tane hediye aslında, birini yaptırdığını birini aldığını söyledi ve hiçbir şekilde biz normalde hep spoiler veririz. Mesela ben bir hediye aldım ya, arka plana bir yere gizlerim. Şöyle söyleyeyim, Yağmur mezun olduğu zamanlarında bir Nike ayakkabı almıştım mesela. Ablamla ama alışverişteyken aynanın önünden fotoğraf atmıştım, elimde Nike torbasıyla. Onu gördüğü zaman işte bir çıkarım yapabilirdi. O yüzden biz hep birbirimize bir şey alıyorsak yapıyorsak, şimdi Yağmur yazıyor, spoiler veriyoruz. Bu sefer Yağmur dedi ki sıfır spoiler, hiçbir şey demeyeceğim ve demedi. Az önce yazmış kargon geldi, yazmış biz böyle salya sümüğüz, hemen vermek istiyorum sana yazmış, tepkini merak ediyorum yazmış. Ne aldığına dair gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Annemlerin hastane işi daha uzun sürecekmiş, annem ne yapacaksan yap dedi, saat 1:30 oldu. Lan ne ara ilerliyorsun, Allah seni kahretsin ya. Ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar ya. Ben hazırlanıp dışarı çıkmak istiyorum aslında. Meet & Study'ye gidip biraz ders yapmak istiyorum. Hem de İlkan abi de orada, belki oradan da tişörtçüye uğrarız, bir bakarız. Baskı vesaire için bilmiyorum çıksam mı çıkmasam. Çok kararsızım. Neyse bakalım, ben bir yemek söyleyeyim kendime. Parayı sıfırladık yine. 2 gündür yemek söyleye söyleye. Ondan sonra da gideyim olmadı dışarı. Çalışayım. Akşam da gelip kayıt yapayım. Kolay gelsin diyorum. Evet efendim. İçecek bir isteğiniz var mı? Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Türevle ilgili yapamayacağız. Gerek var mı bunları demeye? Ablam bana doğum günü hediye siparişi vermiş. Güya kendisi evdeyken de gelseydi verebilecekti ama ben yakaladım. O yüzden görgüsüzlük yapıp hemen açıyorum arkadaşlar. Daha doğum günüme var. Tabii siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ben bir ara kazak çok istemiştim. Kazağım çok yoktu giyebileceğim. Kazak almış sanırım. Bakalım. Abi bir sürü kazak almış. Aaa mor da almış ya. Şu mor nasıl olacak çok merak ettim. Evet 3 kazağım var. Hemen şu poşetlerini bir açayım, birlikte bakalım. Arkadaşlar şuna bakın. Anne tut. Göstereyim. Arkasında şey var. Şekilli. Bak çok güzel bu. Diğerlerine de bakalım. Belki diğerlerinin de arkasında şekli vardır. Var? 3 tane almış. Allah bir tane Allah. Mor var. Dün soruyordu bana mor giyer misin diye. Şimdi deneyip size de gösteririm. Güzel de benziyor. Rengi güzel. Çekelim oğlum. Çekiyorum şu anda. Bir de siyah bir tane almış. Bunlar boş sanırım. Evet şunları bir deneyeyim bakalım. Arkadaşlar günaydın. Bugün ayın 18'i sanırım ya da 19'u. 19-20. 21 pazartesi. Bugün cumartesi, işte siz hesaplayın kaç oluyorsa. Şimdi ben neredeyim? Ben Bahçeli Evler'deyim. Niye buraya geldim? Şu dayıyı geçeyim böyle konuşalım. Dayı yavaşla. Ben hızlandıkça dayı da hızlanıyor. Şimdi ben Bahçeli Evler'e geldim çünkü Yağmur bugün bana sürpriz yapacak. Benim doğum günüm salı günü arkadaşlar ama ben Yağmur'la o gün çok rahat buluşamayacağım için hafta sonu yapma kararı aldık. Bana bir sürü hediye aldığını söyledi. Ben 3-4 gündür bir tasarım üzerine uğraşıyorum. Size bile göstermedim. Dün yaklaşık 15-16 saate yakın bilgisayardaydım. 3-4 tane kaydım vardı. Bugünün işleri vardı. Hepsini hallettim ki bugün rahat edeyim. Bugün o 4 gün süren tasarımı baskılattım. Ve bilmiyorum ne çıkacağını. Nehri abi var burada. O gün tanıştığımız abi. Onu sıkıştırdım. Belki bu videodan önce izlemişsinizdir. Hocam dedim bak kızın doğum günü. Yalan atıyorum. Kolpa yapıyorum burada. Çabuk bas gözünü seveyim falan. Dediğim gibi 4 günlük şey vardı. Bunun tasarım süreci vardı. 2 günü baskıda gitti. Neredeyse bir haftadır. Ben bekliyorum. Öyle çok heyecanlıyım. Bakalım şimdi gideceğim onu alacağım. Biz Yağmur'la bir gibi buluşacağız. Kızılay'da buluşacağız. Ben onu alacağım. Haberi yok hiçbir şeyden. Çime de giymeyi düşünüyorum. Siz de artık orada görürsünüz. Bir tane ona, bir tane kendime. Tasarımı söylemiyorum. Açtığı zaman siz de öyle görün. Ya da içeri gidince görürsünüz artık. Hadi gideyim. Yav. Hadi bay bay. Sabah da çok güzelmiş bu havada yürüyüş yapmak. Çok soğuk değil. Az bir şey soğuk. Üşümüyorum ama üşüme sınırındayım. Nehri abi aşağıda sanırım. Şöyle göstereyim size kısaca. Burada çok da bardaklar var. Şurada bizim tişörtlerimiz basmış. Şimdi bekliyorum onu. Arkadaşlar muhteşem olmuş. İnanılmaz güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Ankara tişörtlerindeyim. Bahçeli'de burası. Zaten internette aratırsanız mutlaka bulursunuz. Şimdi 3 tane tişört aldım. Birincisi o gün birlikte bastırdığımızda İlkan abiyle geldim, izlediniz. Ben Yağmur'la kendime özel bir tasarım yaptım. Nehri abi birebir ilgilendi. Dün neredeyse biz 2-3 saat falan birlikte WhatsApp'ta böyle şey yaptık, hani abi şura şöyle olsun, bura böyle olsun falan yaptık sağ olsun. Burayla eğer olursa da o kendi matematik tişörtlerimizi de burada belki yapabiliriz. Hani erişimi çok rahat olur. Kendi çünkü tişörtleri de var. Baskılarını da kendileri yapıyor. Burası çok rahat. Buraya çok teşekkür ederim. Şimdi story de atacağım zaten. Ayrıca da teşekkür edeceğim. Öyle çok yardımcı oldular bana. Haberiniz olsun. Hem sivitleri hem tişörtleri var. Hani baskılarını o şekilde de yaptırabiliyorsunuz. Fiyatları uygun arkadaşlar. Ben 5-6 yere baktım. Söyleyeyim yani. Burası gelip gelebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Hatta bir resmini çekeyim öyle gidelim. Bakın bizim tişört burada. Hocam merhaba. Merhaba, selam. Nasılsın?
Gel videoya çık. Evet, merhaba. Takipçiyle karşılaştık. Ne haber? Alayım. Ben de matematik. Evet, bir tane takipçiyle karşılaştık. Matematik bölümü okuyormuş. Ne güzel, ne güzel. Ben şimdi Kızılay'a gidiyorum. Yağmur çok ısrar etti. Acaba ne aldın, ne aldın falan böyle. Ben minik minik spoiler vereyim diye çabalıyor. Aman afile, hiçbir şey demeyeceğim. O da bir yaklaşık 45 dakika sonra kafede olmuş olur zaten. Hadi bakalım, gidelim. Bir tane yer değiştirdik. Yama videosunu da açıkladı, bakarsınız. Şurada bir yere oturduk, sonra şurada bir yere oturduk. En son buraya karar kıldık. İnanılmaz başımız ağrıdı şu şarkı sesinden. Şimdi sonunda bir şeyler aldık ve oturduk. Yama bana kuki yapmış, göstereceğim size. Kenara yazarsın sevgilim. Öyle mi? Çünkü bu çok güzel bir kurabiye ve senin benim sana yedirdiğim şeylerden çok farklı. Bu brownie kurabiye olarak geçiyor. Kurabiye yapmış arkadaşlar. Umarım fırından çıktıktan sonraki hissiyatı hala vardır. Ben bir kere tadına baktım, çok yemedim ama annem çikolatalı şeylerden nefret eder ama annem çok beğendi. Sen çek sevgilim. Tamam. Yüz ifadeni çekelim. Kameranın sesine bak, çok güzel. Yama kurabiyesini ilk defa deniyorum. Ben de ilk defa yaptım. Şey, içi akıyor tabii gibi. Tabii canım, evet. Dokunca akıyor arkadaşlar. Leyla çok sevecek. Beğendin mi? Starbucks'takilere benzesin isterim. Starbucks'taki seninkinin yanında... Pardon, seninkisi daha... Seninki tamam, Starbucks'ınki seninkinin yanında, doğru söylüyordun. Seninki... Halt etmiş. He, anladınız. Çok güzel olmuş, çok beğendin mi? Çok güzel, çok güzel yapmış Yama. Aferin. Bayağı bol koydum. Bir de ne Leyla şey yapıyor ya, kaçırıyor ya seni. O yüzden Leyla kaçırırsa azalmasın diye çok koydum. Kimi de yaptı, kendisi yaptı arkadaşlar. Yiyorum, hediyelerimi de göstereceğim size. Tabii benim sürprizim de Yama görecek. Ya aslında bak, pasta yapmayı düşündüm ama getir. Sıkıntı olur diye pasta. Vlogception, hemen araya giriyorum. Bu izleyeceğiniz videonun aynı günündeyiz. Yani ben şu an izliyorsunuz ya, birkaç saat öncesinde konuşuyorum. Hediyem hakkında biraz açıklama yapmam gerekiyor. Benim üzerimde bulunan bu tişört birazdan da izleyeceğiniz hediyem. Ama bunun güzel bir anlamı var. Bak, o gün çok gösteremedik. Buradaki göz yana bakarken, diğer göz ekranı şimdi montajlarken koyacağım 2 dakika sonra. Diğer yana bakıyor. Yani biz birbirimizi görüyoruz. Hatta Yağmur da videosunu çekmişti. Oradan da bir kesit koyarım. Tuncun kendi doğum günündeki bana olan hediyesi. Böyle bir tişört, size arkasını da göstereyim. Aynı şekilde buranın arkası var. Hemen gösteriyorum. Bakın, buranın arkası hop böyle. Umarım iyi çıkmıştır. Ben de montajda koyacağım dediğim gibi. Diğer tarafta arkası da kız var. O yüzden bu bir couple tişört. Ve bunun daha anlamlı olmasını sağlayan şey, her görüntü tişörte baskılanmıyor ve ben bu çizimin çıkartılması için bunlar dahil. Neredeyse 3-4 gün bayağı montajla uğraştım. Fotoğrafı kaliteleştirmeye çalıştık vesaire, baskıya uygun hale getirdik. İleride umarım daha güzel bir couple tişört tasarımla sizlerle olurum. Bu Naruto serisinden karakter. İkisi de Naruto serisinden karakter ve anlamlı karakterler. O yüzden bunları yaptık. Onu da söylemiş olayım. Hadi kaçıyorum hemen. Devam ediyor video. Hazır mısın? Bana da yeni şeyin mi gözü var? Ama şey... Yapışmış mı? Bakayım. Tut. Çok güzel oldu. Ne? Yapışmaması gözler, lazım. Biraz aç onları. Gözler okey. Ama bunun arkasında ben Obito'yu isterdim. Senekinin arkasında da Rin'in olmasını isterdim. Arkadaşlar, ben hediyemi verdim. Onu Yağmur'dan izlersiniz artık. Ama çok anlamlı bir şeydi bizim için. Arkama hemen bakın. Tamam, hadi. Yağmur veriyor şimdi. Benim reaction'ımı izleyeceksiniz. Atleti görünüyor ya. Neyse, çocuk gibi çıkacağım. Nasıl açman lazım? Çikolata golden şey vardı ya, etiketi. Charlie'nin çikolata fabrikasında. Ne? Yıkıldı. Aa, bu ne? Tamam, ben açayım. Çok sordun dedim. Bunu görünce ağlayacak biliyorum. Niye yaptı? Üzüleceğini de bildiğim için bunu bana bakıyor musun? Bunu yaparsın. Aslında videoda dediğim
buydu. Şu an çok üzüldüğüm için. Nasıl alacağım? Çok duygulandım ya. Hiç böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şu an benim aklıma olmuyor. Dur, koydum. Koyarım demek benim için böyle bir anlamı vardı. Ben özellikle arkamıza resim koydururken birlikte olanı seçmeye çalıştım. Çok zor oldu bulması o yüzden. Yağmur bunu yaptırmış. Bunu asla okuyamayacaksınız. Bir tek ben okurum ama ağlattı gerçekten. Yani beni her şeyi paylaşacağım dediği için kendimi sıktım orada çıkmasın diye. Duygularımı bastırdım ama çok duygulandım ben. Hediyesi varmış da onları veriyor. Bu müzik hiç olmaz. Herkes hoparlöre bakıyor, fark ettin mi? Parti var burada şu an. Ama bakmadan aç. Hani şöyle yap. Aç, içine bakma, sık çek. Kurabiye gibi ya. 6 defa. 6 defa mı? Evet. 6 defa nasıl çekeceğim be? İçine 6 tane şey var. Bakma içine. Ha, 6 tane şey var. Oha! Ben buna... Ya bu bizim karakterimiz değil ama. Tamam, şey daha devam et. İlk karakterler. Ya çok güzel bu. Gara bu bak. Çok tatlı bu. İkinci o Şibuden midir nedir? Onların evet, karakterinin ben... şeyi yok. Kaçı. Çok güzel. Bu da en sevdiğim karakterlerden. Obito varsa var ya çıldırır bağırır. Obito'nun yok işte. Biliyorum. Çok güzel ya. Bu hayatımın canlı en güzel doğum günü hediye. Bir Kakashi. Bak artık Yağmur da öğrendi. Zaten o yüzden yumuş Kakashi işte bu. Kakashi'yle şey var. Naruto için aldım. Bu da Sasuke. Yama'nın kankisi olacak ileride muhtemelen. Sağ ol. Ya çok uygun. Çok teşekkür ederim. Son videoda dedim ki figürler var falan dedim. Şöyle oldu. Ben bunu bir ay öncesinden çok güzel ya. Bunlar ne kadar sana pahalı sen? Ne kadar masraf yapsın? Ben biliyorum bunlar çok dinle. Pahalı. İlk başta direkt Naruto'nun daha büyük şöyle bir şey, bir güç kullanırken falan vardı. Mavi top mu? Obito'nun Legosu vardı. Lego da çok çok kötü. Dandik hiç onu almadım. Yok, dandik beğenmezdim. Değil. Bunlardan daha pahalıydı. Beğenmezdim. Ama çok çirkindi. Ayaklarını nasıl aldı? Hayır. Şöyle. Çok güzel bu. Gara. Bu anlatayım mı? Unutursun zaten çok bir şey. Naruto'nun kankisi. Ama Naruto'dan nefret ediyor. Sonra Naruto ile en yakın arkadaş oluyor. Çok masana... tatlı. Çok masana tatlı. Koyuyorsun ya sen. Çok 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 tatlı olmuş. İşte maalesef Allah'ın belası herifin hiçbir oyuncağı yok. Lofi şeyini evde düşünürken birbirimizi ne kadar tanıyorduk videosunda sen dedin. Masaya bir tane Naruto figürünü koymuşsan dedim hatta. Evet. O anda şöyle oldum. Allah'ın hediyeyi biliyor. Hayır. Oha, daha öncesinden ayarladım işte. Sen onu bir ön hafta parasını biriktirdin. Ama bir ay öncesinden düşündüm. Bak ben biliyorum. Bu yaptığın şey zaten hani çerçeve kendi baskında. Bunlar çok pahalıydı ya. Olsun değil, bari bir tane alsaydın. Hayır, bir tanesi daha pahalıya denk gelir. Öyle düşünmüyorum. Ben güzel ya kardeşim. Seni mutlu etmek istedim. Çok mutlu oldum. Sadece bunu bile alsam yeterdi bana hiçbir şey almaya. Ben onu o kadar sevdiğini bilmiyorum ki. Ya bu şey... Ben Naruto ile Kakashi'yi seviyorsun diye. Onlar ayrı bir dünya da. Hep bunlardan vardı ama. Hep yani şey, o Obito'ymuş, şeymiş falan, Sasuke. Sasuke var mı burada? Sasuke var burada. Şey, Rin falan onları aradı. Çok duygulandım. Bunları sen anime sayfalarına yolla bak. Çıldırır millet. Ya baksana kızım ne hediyeler almış. Allah'ım ağlayacağım ya. Vallahi çok duygulandım ya. Başka bir şey yok değil mi daha? Bitti değil mi? Annene gösterdin mi? Gösterdim annene. Annen dedi ne dalga geçmişti var ya. Benim doğum günümde bu kadar ödüler. Şimdi üstünde de görüntü oldu. Oha ciddi mi? Ve İlk teyze yapmayın ne olur kurban olayım ya. Bebek mi aldın çocuğun? Bebek bunlar mı oldu ya? Gösterdim bana tamam mı? Bana ver ben de oynarım dedim. Niye ona o kadar uğraştın? Bana hiçbir şey almıyorsun. Odana asarsın deyince ya ben bir şey biraz kafamda bir canlandı aslında da dedim değildir ya falan oldu. Bugün değil. Yani doğum günü. Ben de yapıyorum. Görüşürüz Beyla abla. Bye bye. Sen niye böyle? Oğlum ya. Doğum günü kutlamasına geldin lan yine de bak. Kutlu gün gelmesin.
İlk tanıştığım arkadaşım. Evet ya. Evet. Yalnız yine nostalji oldu. O yeri farklı tabii. Şuradaydı orası. Abi ne haber? Orada bekledim. Şey, çalışmaya gidiyormuş. Bir geçerken uğra dedim de uğradı. İlkan abi hediyelerine bakıyor. Valla. İlkan abiyle de oturduk şimdi yemek. Yemek yiyeceğiz birazdan kalkıp. Ondan sonra da ayrılırız. Bu akşamki vlogda bir tane göz kırpan adam koymuş. Wow. Ha evet. Ama bunu şey hani bak normal göz kırpabilirim şöyle. Arka tarafı yaparsın. Çok garip. Abi böyle falan. Yaparsın ama bu göz kırpmanın mevzusu burada. Şey, İlhan Hoca'nın geldiği aspava mı? Yok, sen burada mı İlhan Hoca arkadaki aspavaya gelmişti. Biz de arkadaşlar o zaman tabii yani bir İlhan Hoca değildik. Biz Ekrem Coşku. Simit, aynen doğru. Silah atmış buraya. Biz simit yiyorduk. İlhan Hocam aspava yiyordu. Öyle yani. İlhan... Hatta seni davet ede gel Tuşçum falan. İlhan Hocama da buradan selam. Uzun süredir görüşemiyoruz ama burayı kırpıp atın İlhan Hoca'ya da. Bana bir kahve çay mı bir şey ısmarlasın ya. Aspavadan mı? Zorunda kalsın. Çok tatlı bir şarkı var. Size gelmiyordur da. Asla Vazgeçemem'in gitar cover'ı. O zaman bu videoyu onunla kapatalım arkadaşlar. Bu arada artık vlog kanalı şeyde bütünleşti. Önce müzik sonra ayrılıyoruz. Yağmurun bir etkileyici tamam, bundan sonra hep öyle bitiriyoruz vlogları. Yemek yemeye geldik. İlknur teyze saksı istemiş. Saksı bakacağız. Yani ben evet de... yine AVM'ye geldik, yine AVM'de yemek. Ben burayı çok seviyorum o yüzden de geliyorum. Kimse bana AVM'ye çok gidiyorsun diyemez. Sinirlendim size ya. Size gene şey bir AVM yaftası, laftası bir şey neydi ya? Doğrusunu yazarım ekrana. Yediğimiz için biz buraya yemek yemeye girip çekip gidiyoruz arkadaşlar. Yine bir açıklama ihtiyacı. Neyse bakalım burada bir saksı bakacağız İpnir teyze halbuki yemek yiyeceğiz. Halbuki şey yiyeceğiz. Kızılay'dayız. Kızılay burger dolu. McDonald's dolu ama. Burger ya kız. Bugün bak ben dün Tunca dedim ilk defa canım burger istiyor gerçekten. Aa, bugün sen burger mi yiyeceksin? Evet. Wow. Dün dedim ya. Wow. Yama diyor ki acaba Leyla hediyelerini beğenecek mi? Ben de dedim anlamam. Nereye geldik? Koçtaş'a geldik. Koçtaş'a gelince hangi kanalımızdaki hangi vlog karakteri aklına geliyor? Bir kişi var zaten. Yiğit hocam, Yiğit hocam ya. Ben bilmiyorum. Ya Yiğit hocamla geldik ya Koçtaş'a. Yiğit hocam üzgün. Yiğit ben hocam ve öğrencileri ya. Yorumlarda Yiğit hocam 06 fan club belirelim lütfen. Ya şunları hep sürmek istedim. Şunların üzerine çıkıp böyle rüzgür yukarı çıkmak istiyorum ben. Aşkım çok rengi güzel mi? Beğendin mi? Aha, bu boy bir şey istiyordu zaten. Çok pahalı da değilmiş. Güzel. Yan tarafa gelince bakın Yaman'ın kafası büyüyor arkadaşlar. Bakın. Puh Yaman. Bunu açıyorsun. İçinde paket var küçük. Tohumlarını bunun içine serpiyorsun. Sonra azıcık su döküyorsun ve güneşte bunu bırakıyorsun. Ama yazın daha iyi olur, kışın zor. Sonra bak salatalık falan çıkıyor. Bakayım. Biber var, domates var, çeri domates. Aa, ne güzel. Bunlar 20 lira ama biz bunları 15-10 falan öyle tam şey aldım. Yazın hani şey yapmak için kendinize bence hobi işte bunlara bakmak da bence bir hobi rahatlat. Koçtaş'tayız. Bakın bunlar 20 lira. Şunda bayağı oturduk ya. Bu çok rahat tatlı bir şey. Keyifli bir şey. Bak bunun tabiri keyifliymiş arkadaşlar. Teyzemin terasındaydık. Geçen yıl belki hatırlarsınız o videoyu. Çok keyifli bir teras demişti. İşte onun tabiri oymuş. Bir Minaso kulesi. Minaso muydu neydi burası hep unutuyorum. Bakın şu çok tatlı arkadaşlar. Yağmur kendi ayıklı bardak bakacaktı. Bakalım gelmiş mi? Yeni ürünler var bu arada. Ama genellikle Naruto ağırlıklı basılmış. Yama yine şansına küssün. Bugün çalışmıyordur belki de. Balım bak bakalım. Değişti bak. Her yer değişmiş. Evet bayağı değişmiş.